Fizik yazılısından kimler yüz bekliyor? Girdik mi? Girdik mi diyor ya. Yok, girmeden yüz bekleyenleri soruyorum. İyi, güzel, hoş. Biyolojiden kim yüz bekliyor? Biyoloji. Yüz bekleyenler. Tamam. Ne oldu hoca? Biz yüz almak istemiyoruz. 90'lık yaptım, ne olacaktı? Sana ne? Lan adam atar yaptı, görüyorsun değil mi? Ben de atara karşılık sustum. Peki, dün bir de ne vardı? Din vardı. Dinden yüz alan, yüz almayı bekleyen daha doğrusu. Yüz alırım ben diyenler. Din. Oğlum din, din. Peki. Hayırlısı olsun. Zaten 3 tane yazılı oldu değil mi şimdiye kadar? İyi. Hocanıza ileteceğim. Fizikten yüz almak istediğinizi. Sağ olun hocam. Rica ederim. Ay, ay. Yarınki yazılı kaçıncı ders? 5 mi? Of ya, bir de uzun derse denk geliyor. Öbürü de kısa ders. Yarın 5. derste ne var? Kimya mı var dediniz? Kimya yazılısı var. O zaman kimya yazılısını sizden herhalde bir 10 dakikada bitirebilirsiniz diye bekliyorum. Ha? 10 dakikada biter mi? Bakmazsanız biter. Terbiyesiz. Oğlum siz nasıl adamlarsınız da biyoloji kaç tane, 10 tane soru yok mu zaten kimyada? Oğlum kimya 10 soru dediğin ne olacak? Birer dakika yapsan 10 dakika. Hadi 2 dakika verse 20 dakika. Daha ne olacak? Kimya dediğin nedir? Kalemi bıraksan kendi işaretler zaten. He? Olmaz mı? Yarın o zaman biraz erken bitirin de derse devam edeyim. Benim dersime denk geliyorsa. Gelmiyorsa istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Of ya! Yine ders kaybediyorum. Şöyle çıkıyor mu Ali'cim? Azıcık çıkıyor canım. Birazcık. 2-3 santim daha sonra. Çıkıyor mu çıkmıyor mu lan? Çıkmıyor. Şuradan yazarsam çıkar bence. Çıkıyor. Çıkar değil mi? Tamam. Zaten son çizdiğim şekli tekrar çizerek başlayacağım. Şöyle bir durum olduğunu düşünmüş idik. Şurada bir P yükü var dedik. Şuraya da bir, efendime söyleyeyim, F kuvveti uyguladık. A bu uzaklığın X kadar uzaklık, şu uzaklığın Y kadar uzaklık olduğunu söylemiş idik. Sonra dedik ki, bize diyor ki, biz denge şartlarını inceliyorduk, hatırlayın. Bize dedi ki, bu çubuk bu şekilde dengededir, dedi. Sonra bizden ne istemişti? F kuvveti kaç P'dir demişti. Değil mi? Böyle bir şey sormuştu. F kuvveti kaç P'dir? P cismin ağırlığı. Şuradaki cismin ağırlığı. Biz de bunu söylerken hani kullandığımız çubuğun ağırlığı önemsiz. Efendime söyleyeyim, kalınlığı önemsiz. Sürtünmeler önemsiz gibi idealleştirmeler yapmışız gibi düşünün. Şimdi hemen arkasından şöyle konuştuk. Dedik ki ya bir kuvvetin tork aldığınız noktadan geçmesi durumunda dik uzaklık yoktur orada. Değil mi? Dik uzaklık yoksa o zaman tork sıfır çıkar. İşte biz bu özelliği sevgili arkadaşlar normalde soruları çözerken bilinmeyen sayısını azaltmak için kullanırız. Nasıl kullanırız? Şöyle, biz şunu çok iyi biliyoruz. Bu çubuk üzerine uygulanan kuvvetleri düşündüğümde bak yukarıya doğru bir normal kuvvet var. Çubuk üzerine uygulanmış bir aşağıya doğru P ağırlığı var. Bir de aşağıya doğru F var. Yani sistem dengede derken ben zaten şunu kabul ederek başlamış oluyorum. N kuvveti büyüklük olarak eşittir F artı P olmalı. Hatta vektör yazarsan önüne eksi koyman gerekiyor. Ya da biz şöyle yapalım. Şöyle bir vektör büyüklüğü eşittir. Şöyle bir vektör büyüklüğü demeliyim.
Bunu biliyorum. Ha, P aşağıya doğru. F aşağıya doğruysa artık şunların üzerlerindeki okları ve de mutlak işaretlerini kaldırarak da yazabilirim. Yani şöyle de yazabilirim. N eşittir F artı P. Ne zaman? F ile P düşey aşağı yönlü, N de düşey yukarı yönlü ise. Bu tamam. Bu cepte. Bunu biliyoruz. Bu ne için ifade ettiğimiz bir durum? Bu kuvvet dengesini söylemek için konuştuğumuz bir durum. Yani çubuk üzerine net kuvvet uygulanmıyor. Dolayısıyla çubuk ivmeli öteleme hareketi yapmıyor demek için yazdığımız bir şey. Peki, bana diyor ya hani F ile P arasında bir ilişki kur. Ben de diyorum ki o zaman arkadaş destek tepkisinin Allah belasını versin. Desteğin olduğu yere göre tork alırım. Destek tepkisinin de torku olmaz. O zaman bir P'nin torku olur, bir de F'nin torku olur. Bunlar da birbirine eşit olmak zorunda büyüklük olarak. Yönleri de ters olmalı. Bak tek işlemle yaparım. Ha tamam. Desteğin olduğu yere göre tork alırım. Yani F çarpı Y eşittir P çarpı X derim. Dolayısıyla da F'nin P çarpı X bölü Y kadar olduğunu söyler olur bitir. Değil mi? Bitiririm soruyu. Güzel. Hoş. Şimdi aynı şekli kullanıp da bana derse ki F dediğim nicelik kaç normal kuvvettir? Desteğin tepki kuvvetinin kaç katıdır? Ya da desteğin tepki kuvveti F'nin kaç katıdır? Gibi bir şey söylerse. O zaman aha buradaki yükün Allah belasını versin. Değil mi? Bunun benim yapacağım işlemle bir alakası yok. O zaman onu görmezden gelsem de bir şey değişmeyecek. Ama görmezden gelsem derken onu orada yokmuş gibi düşüneceğim değil. Öyle bir işlem yapmalıyım ki P'nin etkisini gözlemlemeyeyim. P'nin etkisi sıfır olsun diye söylüyorum bu. O zaman şu noktaya göre tork alırsam bu durumda şöyle demiş olurum. F çarpı X artı Y kadar uzaklık. Bakın F'nin dik uzaklığı şurası oldu. Gördünüz mü? Eşit olmalı. Normal kuvvet ya da destek tepkisi çarpı X uzaklığı diyerek F'nin eşittir normal çarpı X bölü X artı Y olduğunu söyleyebilirim. Evet. P'nin olduğu yere göre tork aldı. Bana şey de sorabilir. Arkadaşım ben senden şunu istiyorum. P kaç tane normal kuvvettir? Ya da desteğin normal kuvveti cismin ağırlığının kaç katıdır diye sordu. Tamam. O zaman da benim işime F yaramıyor. F'nin etkisini sıfır yapabileceğim bir denklem. O zaman şuraya göre tork alayım. Tamam süper. Bu durumda şöyle yazarım denklemi. P çarpı X artı Y eşittir normal kuvvet çarpı Y diye yazabilirim. O zaman P dediğim şey eşittir normal kuvvet çarpı Y bölü X artı Y demiş olurum. Gördüğünüz gibi tork için şöyle sağlam bir bilgim var elimde. Kuvvetin eğer kendisi ya da kuvvetin doğrultusu tork aldığım noktadan geçiyorsa o zaman bu kuvvetin o noktaya göre torku sıfır olur. Değil mi? Ha, ben bu işlemi, bu olayı sistemde işlem yaparken daha az bilinmeyenle işlem yapabilmek için kullanabilirim. O zaman sistemde birden fazla, ikiden fazla kuvvet varsa, bilinmeyen kuvvet varsa, bunlardan birinin uygulama noktasına göre tork alırsam onunla ilgili işlem yapmamış olurum. Geri kalan daha az bilinmeyenle işlem yapmış olmuş olurum sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunu yazalım lütfen. Şöyle deyin. Bir kuvvetin kendisi ya da doğrultusu. Bir kuvvetin kendisi ya da doğrultusu. Tork alınan noktadan geçiyorsa. Bir kuvvetin kendisi ya da
doğrultusu tork alınan noktadan geçiyorsa kuvvetin o noktaya göre torku sıfır olur. Parantez içinde dik uzaklık sıfır olduğu için yazın. Kuvvetin o noktaya göre torku sıfır olur. Parantez içinde dik uzaklık sıfır olduğu için. Bu özellik sistemlerde değeri bilinmeyen kuvvet sayısını azaltmak için kullanılır. Bu özellik sistemlerde değeri bilinmeyen kuvvet sayısını azaltmak için kullanılabilir. Hocam bunlar niye birbirine eşit? Neyler? Dengede diyor. Dengede dediği için toplam tork sıfır olması lazım. Toplam tork sıfır olacaksa ters yönlü torkların birbirine eşit büyüklükte olması gerekiyor. Zaten çubuk bu şekilde dengededir demiyorsa ben bu işlemleri yapamam. Tamam mı? Ancak dengededir, çubuğun dönmediğini söylüyorum. Çubuk öteleme hareketi yapmıyor. İşte ivmesi sıfır, dönmesinde değişiklik yok. Bu şekilde kalıyor, şekilde gösterildiği gibi duruyor. İşte serbest bırakıldığında harekete geçmiyor gibi ifadeler kullanırsa ancak o zaman eşitliği kurabiliyorum. Yoksa eşit değildir zaten, dönüyordur ya da bir tarafa doğru gidiyordur derim. Tamam? Hocam D'nin tork yönü nasıl oluyor? Nereye göre? Nereye göre baktığına bağlı, değil mi? Tork dediğin şey her noktaya göre aynı çıkmaz. Mesela sağ ayağımın sol ayağımın bastığı yere göre torku tahtaya doğru. Bunun uyguladığı kuvvet şöyle döndürmeye çalışıyor benim vücudumu. Sol ayağımın uyguladığı kuvvet de yukarıya doğru vücudu şöyle döndürmeye çalışıyor öbür ayağıma göre. İkisinin oluşturduğu torklar dönme yönleri ters olduğu için tork yönleri de ters. Birbirine eşit olduğu için ayakta durabiliyorum demiş oluyorum. O da öyle. Normal kuvvetin nereye göre torkuna bakacaksın. Önemli olan o. Tamam. Ha bu arada şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Bakın burada bu cisim dengededir diyor ya. Eğer cisim dengedeyse bakın bu istisnasız geçerli bir cümle olacak. Eğer bu cisim dengededir diyorsa cisim üzerinde istediğiniz noktaya göre tork alabilirsiniz. Toplam tork sıfırdır. Niye? Çünkü biz dengeyi iki şarta bağladık. Dedi ki bir cismin mekanik olarak dengede olabilmesi için bir, üstüne uygulanan kuvvet toplamı sıfır olmalı. İki, üstüne uygulanan kuvvetlerin torklarının toplamı sıfır olmalı. Gördün mü? Bu iki şarta bağladığıma göre eğer ben bu cisim, bu çubuk, bu destekli sistem dengededir diyorsam bu ikisinin birden doğru olduğunu söylemiş oluyorum zaten sana. Torkun toplam değerinin sıfır olduğunu söylemiş oluyorum. Sen artık şunu düşünme. Ya acaba nereye göre tork sıfır? İstediğin herhangi bir noktaya göre tork sıfır olmalı. Tamam? Ancak bunu yaparken ne yapacaksın? Aynı cisim üzerine uygulanan kuvvetlerden bahsedeceksin. Mesela çubuğun dengesinden bahsediyorsan çubuk üzerine uygulanan kuvvetleri kullanmak zorundasın. Çubuk üzerine uygulanan tüm kuvvetlerin torklarına bakacaksın. Biri çubuğun üstüne uygulanmış, biri yere uygulanmış, biri başka bir yere. O olmaz. Çünkü bunlar aynı cismi etkileyen kuvvetler olmazsa bunların toplamlarının sıfır olması bir anlam ifade etmez. Torklarının sıfır olup olmaması da başka bir anlam ifade etmez benim için. Eğer ben dengedeyim diyorsam benim üzerime uygulanan kuvvetlerin toplam torkunu sıfır yapmam lazım. Ben dengedeyken benim üzerime uygulanan kuvvetle dolabın üstüne uygulanan kuvvetin ne alakası var onunla onu torklarını eşitleyeceksin. Şimdi bunu böyle diyorum şey yapmayın diye. İleride sorularda bunu karıştırmayın diye. Sevgili arkadaşlar tork alırken tork eşittir sıfır derken sistemde bir cisim dengededir derken aynı cisim üzerindeki kuvvetlere bakacaksınız. Aynı cisim üzerindeki kuvvetlerin torkuna bakacaksınız. Tamam? Anlaştık mı? Var mı aklınızı karıştıran bir şey burada? Tamam, güzel.
Pekala. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Paralel kuvvetler diyeceğim. Şimdi bu olayı bu şekilde yazabileceğim gibi şöyle de yazabilirim. Bakın, lütfen dikkat edin. Şöyle bir çubuk var. Şöyle bir sistem olsun. Şurası da alfa açısı olsun. Şimdi ben diyorum ki çubuğun ucuna bir F kuvveti uygulamışım. Çubuk bu şekilde dengede kalıyor. Tamam. Sürtünmeler önemsiz. Çubuğun kalınlığı önemsiz. Tabii ki de ağırlığı olması lazım çubuğun, yoksa denge olmaz. Ben diyorum ki bu işlemi yaparken şöyle yaparım aslında. Bakın, çubuğun ağırlığı tam ortadan olsun aşağıya doğru. Buna P diyelim. Şurada yüzeyden yukarıya doğru bir normal kuvvet oluşmalı tabii ki. Buna da ne diyelim? Sen engin fizik bilginle ağırlık merkezinin bunun tam ortada olduğunu, homojen bir cisim olduğunu düşünürsen söyleyebilirsin. O zaman demek ki şuraya L bölü 2, buraya L bölü 2 yazabilirsin. Değil mi? Kabul. Peki, ben sana desem ki hadi burada F'nin P cinsinden değerini bulalım desem. F'nin P cinsinden değeri. F'nin P cinsinden. Yani soru bize diyor ki F kaç P'dir diyor desem. Sen şöyle yaparsın ya hocam, burada bakın F'nin o zaman şuraya göre torkunu alayım. P'nin de buraya göre torkunu alayım. Birbirine eşit büyüklüktedir ama ters yönlüdür değil mi? Olsun bitsin. E tabii ki öyle. Bak, P cisminin, daha doğrusu P ağırlık kuvvetinin, normal kuvvetin uygulandığı ya da çubuğun yere dokunduğu noktaya göre torku. P ağırlığı bu çubuğu şöyle saat yönünde çevirmeye çalışıyor değil mi? O zaman dönme yönü saat yönünde olduğuna göre baş parmak düzlemin içine, yani burada tahtanın içine doğru bir tork oluşturduğunu söyleyebilirim P'nin. Gördün mü? Peki F kuvveti bu çubuğu nasıl dönmeye zorluyor? Saat yönünün tersine. O zaman bu çubuk üzerine F kuvvetinin oluşturduğu tork düzlemden dışarı doğru, tahtadan dışarı doğru. Bakın, P'nin oluşturduğu tork içeri doğru, F'nin oluşturduğu tork dışarı doğru. Bunların büyüklükleri birbirine eşit olursa toplam tork sıfır olur. Değil mi? N noktasına göre. Ha tamam. Çubuk dengededir diyorsa zaten bana bunu garanti etmiş oluyor. Sen torkları eşitleyebilirsin kardeşim demiş oluyor. O zaman ben de eşitleyeyim. Tamam. Bak şimdi. Şöyle yazmam lazım. F'nin kendi dik uzaklığıyla çarpımı eşittir P'nin kendi dik uzaklığıyla çarpımı olmalı. Çünkü tork dediğin şey kuvvet çarpı dik uzaklık yazmalıyım. Değil mi? Bakın şunu yazıyorum. Bu durumda denklem şu. Hatta bunu iki farklı şekilde yazacağım. F çarpı. F'nin dik uzaklığı sizce de şurası değil mi? Evet. Bakın kuvvetin doğrultusu bu. Tork aldığım noktadan kuvvet doğrultusuna dikme indirmişim. O zaman maviyle çizdiğim şu uzaklık F için dik uzaklık olmalı. Değil mi? Peki onu şöyle yazabilir miyim? F çarpı L'nin kosinüs alfası diye yazabilirim değil mi? Gördünüz mü? Burası L, şurasının tamamı da L'nin kosinüs alfası. Eşit olmalı. P'nin dik uzaklığı neresi? Bak, kuvvet doğrultusu şu. Tork aldığım noktadan kuvvet doğrultusuna indirdiğim dikme boyu şu. O zaman P'nin dik uzaklığı da L bölü 2'nin kosinüs alfası. L bölü 2 kosinüs alfa olur mu? Gördünüz değil mi? Ya arkadaş, benim aklıma şu geldi. Ya bu kosinüs alfalar çubuğun L'si, L bölü 2'si, kütle merkezi belki şurada olacak. Ne olursa olsun hepsinde kosinüs alfayla çarpım halinde olmayacak mı? Evet. Ha, o zaman kosinüs alfayı yazmama gerek yok benim.
Şunlar sadeleştirelim. Denklemi şöyle de yazabilirim yani. F çarpı L eşittir P çarpı L bölü 2. Görebiliyor musun? Eğer buradaki kuvvet düşey aşağı doğru, buradaki kuvvet düşey yukarı doğru, cisim üzerine uygulanan kuvvetlerin birbirine paralel olduğunu biliyorsam, paralel olduğunu ortaya çıkarabilmişsem, paralel olduğundan eminsem, aynı açının aynı trigonometrik değerlerini kullanmak zorunda olacağım için açılara hiç bakmadan işlem yapabilirim. Yani F çarpı şurası, P çarpı şurası diye işlem yapabilirim. Hiç problem olmaz. Gördünüz mü? Eğer paralel kuvvetlerden bahsediyorsanız, cismin ya da o sistemdeki tork aldığınız şey neyse, üzerine kuvvet uygulanan şey neyse, onun ya da kuvvetlerin belirli bir düzlemle yaptığı açıya dikkat etmenize gerek yok. Çünkü her kuvvet için aynı açının aynı sinüs değeri ya da aynı kosinüs değeriyle karşılaşacaksınız. Denklemin iki tarafında da çarpım durumunda olacak bu. Dolayısıyla zaten sadeleşecek. Onun için açı değerine bakmanıza gerek yok. Tamam. Bu denklemi şöyle de yapabilirsiniz. Biraz önce söylediğim gibi. F çarpı sanki dik uzaklık şurası. P çarpı sanki dik uzaklık burasıymış gibi yapabilirsiniz. Tamam. Anlaştık mı? Hadi bunu yazalım. Şöyle deyin. Bir cisim ya da sistem üzerine uygulanan kuvvetler birbirine paralel ise, bir cisim ya da sistem üzerine uygulanan kuvvetler birbirine paralel ise, sistemdeki açıya dikkat edilmeden işlem yapılabilir. Sistemdeki açıya dikkat edilmeden işlem yapılabilir. Ama bak şart sunuyorum, tamam mı? Gözünü seveyim. Her durumda açıyı iptal et demiyorum sana. Her durumda açıyı iptal et deseydim zaten hiç böyle bir şey girmezdim. Yapıştır geç oğlum derdim. Hiç. Ama burada koşul var. Kuvvetler birbirine paralel olacak. Paralel uygulanmış kuvvetler için bu işlemi yaparken açıya bakmadan işlem yapabilirim demeye çalışıyorum. Tamam mı? Lütfen bunu unutmayın. Ben hocam açıya bakmıyorduk hani deyip de başka şeyler yapmaya kalkışmayın lütfen. Git gel. Çabuk. Peki sana bir şey daha söyleyeceğim. Bak ya masayı sandalyeyi köyü devirdin ya. Oynadı mı yerinden ya her şey? İyi. Siz yine de. Ayarlarımız bozuldu ya. Neyse. Eğrildi lan. Şimdi geçerken ben de çarpıyormuşum kanka. İyi anladın. Sağ ol. Şimdi bebiş, bu tamam. Paralel kuvvet, tamam eyvallah, güzel, hoş. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Aynı işlemi şöyle de yapabilirim. Şöyle de yapabilirim. Bak buradaki işlemi görebiliyorsun değil mi? Ne kadar naif, ne kadar tatlı, ne kadar minnoş bir denklem. F çarpı L eşittir P çarpı L bölü 2. Oldu bitti. Ya da P çarpı 1 eşittir F çarpı 2. Tertemiz. 10 numara, 5 yıldız. Bak şimdi. Aranızdan bazıları şöyle işlemler yapacak. Ben PC'de şurada burada gördüğümde kızacağım ona. Ama o ısrarla bunu yapmaya devam edecek. Bak bu F kuvveti. Burası alfa açısı. Diyorum ki F'yi P cinsinden hesapla. Yine aynı şeyler geçerli. Bu adamın ağırlığı homojen bir çubukmuş. Aşağıya doğru P'si var. Şurada normal kuvvet var. Şuraya göre tork alacağım. Şurası L bölü 2. Burası L bölü 2. Yapacağım işlemlere lütfen dikkat ediniz. Bunu kırmızıyla yapmak istiyorum. Bak.
Bu F kuvveti düşeyde yukarı yönlü bir kuvvet ya, hani şöyle 90 derece, bu da böyle 90 derece. Evet, güzel, hoş. Şimdi şuna dikkat et. Bu F kuvvetinin bir bileşke vektör olduğunu varsaysam. Biz biliyoruz, bileşke vektör demek kendisinin yaptığı işi, birden fazla kuvvetin yaptığı şeyi tek başına kendisi yapıyor demek. Değil mi? Kendinin yaptığı şeyi kendinden başka kuvvetlerin de yapabildiği demek. Adam diyor, ha tamam, bu F'yi ben bileşke kuvvet olarak alırsam bileşenlere ayırarak da yapabilirim ben bu işi. Gördün mü? Ha tamam, nasıl bileşenlere ayırayım kanka? Bir çubuğa şöyle dik, bir de çubuk doğrultusunda, Allah, çubuk doğrultusunda bileşeni ayırayım bunu. Çubuk doğrultusunda ayırmayı başarabilseydim iyiydi. Şimdi buradaki amacı ne sevgili kardeşimizin? Buradaki amacı şu. Çubuk doğrultusundakinin burada torku yok lan. Oradan geçiyor işte. Bunu yapmaya çalışıyor. Tamam. Bak şimdi güzel çocuğum. Şurası alfaysa, burası alfayı 90'a tamamlayan açı. Burası alfayı 90'a tamamlayan açı. Şurası da alfa olur. Doğru mu? Heh, oldu değil mi? Peki bu durumda şu nedir? F'nin kosinüs alfası. Şu nedir? F'nin sinüs alfası. Güzel. Ya konuşma lan. Lan. Geometri yoksunu seni. Burası alfa. Şurası teta kanka. Şurası da tata. Tamam, şimdi... Oldu değil mi? Oraya yazmak gerekiyor tabii. Evet. Güzel. Gördün değil mi bunu? Sonra şunu yapıyor bak. Bak 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 bak. Bak. Diyor ki ula ben P'yi de ikiye ayırırım. Biri çubuğa dik. Şöyle. Biri de çubukla aynı yönde. Gördün değil mi? Şişt, kanka bak şurası alfaysa. Bak senin için yazıyorum bunu. Sıkıntı çıkmasın diye. Şurası teta. Şurası da alfa olur değil mi? Evet. Hah, canımsın. O zaman şu P'nin sandalye sıraya dokunma kız. P'nin kosinüs alfası değil mi? Evet. Evet. Şu ne? P'nin sinüs alfası değil mi? Evet. Bak şimdi. Olayı gördün mü? Kuvvetleri bileşenlere ayırdı. Şimdi tork yazıyor. Bak. Bak 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 bak. Dengede olduğuma göre tork sıfır olmalı. Şuraya göre tork alıyorum. Peki P'nin torku, bak P sinüs alfa oradan geçiyor. O zaman P sinüs alfanın torku yok. Yaşasın. P çarpı kosinüs alfa çarpı L bölü 2. Huu. Dik uzaklık. Gördün değil mi? He? Gördün. Eşittir. Aha, onun torkunu alıyor. Bak bak. F'nin sinüs alfasının uzantısı gördüğün gibi tork aldığın noktadan geçiyor ya. Bunun torku yok. Aa, çok iyi. O zaman sadece şunun torkuna bakabilirim. Bu da çubuğa dik. O zaman F'nin kosinüs alfasının dik uzaklığım artık L oldu. Bak şurası. L ile çarpımı demiş oluyorum. Aynı sonuç çıkar. Çıkmaz olur mu? Tabii ki. Tabii ki çıkar. Tabii ki olur ya. F dediğin şey eşittir P bölü 2'dir. Kabul. Burada da aynı sonuca ulaşıyorum zaten. Nedense şunu yapmak çok daha basit bir olay olmasına rağmen, zaten kuvvet var, zaten çubuğun boyu L bölü 2 bilmem ne filan. Tek yapacağım şey şu uzaklıkların 1'e 2 olduğunu görmek. Bunu yapmak çok daha basit bir şeyken, insanlar niyeyse şunu yapmaya zorluyorken, lan niye yapıyorsunuz bunu? Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Kuvvetleri bileşenlere ayırmak zorunda değilsiniz. Tamam mı bebişlerim? Bak kuvvetleri bileşenlere ayırmayın demiyorum. Ayırabilirsin. İşlem yapabilir. Aynısı çıkar. Kesinlikle çıkar. Hiç sıkıntı yok. Tam olarak aynısı gelir. Problem. Ama bunu yapmak zorunda değilsin. Güzel çocuğum, burada çok işlem var. Burada hata yaparsın. Açıyı yazarken bile hata yaparsın. Alfayı şuraya yazdın mı bittin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla gözünü seveyim şöyle bir şey yapmaya uğraşma ya. Ya şu da var. Bunu da yap.
Bu daha kolay geliyorsa bunu yap. Ki ben bunu yapıyorum. Genelde daha kolay oluyor. Sen şunu yapıyorsun. Kolay gelirse böyle yap. Bunu yaptığında kolay gelirse böyle yap. Ama ısrarla sürekli ve her zaman bunu yapacağım diye düşünme, olur mu? İkisi de doğru cevap verir. Bak şimdi. Şurada bir de şuna da dikkat et. Bak. P kosinüs alfa. Şöyle bir kuvvet değil mi? Çubuğa dik. F kosinüs alfa. O da çubuğa dik. Yani bunlar yine birbirine paralel kuvvetler. Artık açıya hiç bakmama gerek yok. Yani sonuç olarak kosinüs alfaları sadeleştirirsen P çarpı L bölü 2 F çarpı L'ye eşit oluyor diyebiliyorum yine. Gördünüz mü? Eğer birbirine paralel kuvvetlerin cisim üzerine uygulandığını ve dolayısıyla cisim üzerinde bir noktaya göre tork almam gerektiğini görmüşsem açıya hiç bakmadan ne yapabilirim? Konuşabilirim, işlem yapabilirim sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Olur mu? Tamam mı? Tamam mı? Heh, güzel. Şimdi o zaman hemen şöyle bir şey de yapayım. Bizim bu şeylerde, bu tür sorularda sevgili arkadaşlar, çubuğun boyu genelde önemsiz, boyu diyorum, kalınlığı genelde önemsiz kabul edilir. İşte çubuğun homojen olduğu söylenir ya da homojen değilse bile siz ağırlık merkezinin nerede olduğunu bileceğiniz şekilde yönlendirilirsiniz soru tarafından. Şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Burada bir ip var, T ip gerilmesini sorar bize. Hatta şuraya şöyle menteşe çizmek yerine direkt çubuğun ucunu da koymuş olabilirsin. Hiç fark etmez, şöyle. Şöyle. Şimdi bana diyor ki, T kaç P'dir? Çubuğun ağırlığı P diyor. Ya arkadaş, şuradaki açının ne olduğu önemli değil. Salla gitsin lan. 37 dereceymiş, 53 dereceymiş, bilmem neymiş falan falan falan. Beni ilgilendirmiyor. Sonuç olarak P dediğim şey aşağıya doğru bir kuvvet. T dediğim şey yukarıya doğru bir kuvvet. Ya da şöyle çizip burayı 90 derece verebilir. Hiç sıkıntı yok. O zaman böyle bir işlem yapacaksam şunu yazarım. T çarpı L eşittir P çarpı L bölü 2 derim. O zaman T eşittir P bölü 2 derim, olur biter. Bitti. Tamam. Mesela sana diyor ki T kaç normal kuvvettir diyor. Tamam arkadaş, açıyı boş ver ya. Gel çubuğun ağırlık merkezine göre tork alalım. Burada normal kuvvet yüzeye dik olmalı. Olmak zorunda zaten. Açıyı boş ver. Bak, normal kuvvet yukarı yönlü, düşey doğrultulu bir kuvvet mi? Evet. İp gerilmesi çubuğa uygulanan, o da düşey doğrultulu bir kuvvet mi? Evet. Zamanlar paralel. Açıyı boş ver gitsin ya. Tork alalım gitsin. Tork alırken şurası L bölü 2, burası L bölü 2 olduğuna göre T çarpı L bölü 2 eşittir N çarpı L bölü 2 olur. Bu durumda T eşittir N'dir derim. Tertemiz. Gördün mü? Mesela dedi ki N kuvveti kaç P'dir dedi. Ya arkadaş, T'nin Allah belasını verdi. İlgilenmeme gerek yok. Boş ver gitsin T. O zaman T'nin olduğu yere göre tork alayım ya. Ve bunlar paralel. P aşağı doğru, N yukarı doğru ama doğrultuları paralel. O zaman açıya da hiç bakmama gerek. O zaman şöyle yazarım gider. P çarpı L bölü 2 burası. Eşittir N çarpı L. O zaman N dediğim şey P bölü 2'ymiş derim. Olur biter. Gördünüz mü? Paralel kuvvetler mevzu bahis ise sevgili arkadaşlar, açıya bakmanıza gerek yok. Açıya bakmanıza gerek yok derken kesinlikle açıyı almayın. Alırsanız vururum sizi demiyorum. Açıyı dikkate alırsanız da doğru cevaba ulaşabilirsiniz ama bu işlemi artırır, işlem sayısını artırır. Siz daha pratik, daha kısa yoldan yapmak istiyorsanız açı
önemli olmaksızın bu kuvvetler paralel olduğuna göre ben direkt uzaklıklarla kuvvetleri çarparak sonuca ulaşabilirim diyebilirsiniz. Tamam mı? Evet. P'ye göre İstediğin teoremden yapabilirsin yani. Beni karıştırma da. Tamam mı? İkinci ders devam. Sevgili öğrenciler, teneffüs zamanı.